Merhabalar, Can Şimşek, hoş geldiniz. Climati Reality Project'ten Can Şimşek bizlerle beraber. Ben YSL Selçuk'tan Elif Taşar, Sosyal Hizmet 3. sınıf öğrencisiyim. Bugün Can Şimşek'le röportaj sunum şeklinde gerçekleştireceğiz programı. Buyurun Can Şimşek, söz sizde. Merhabalar, ben bir teknoloji girişimcisiyim. Ama aynı zamanda fizik mühendisliği okumuş birisiyim ve o dönemden bu yana yeşil enerjiyle ilgilenen insanım. Tabii yeşil enerjiyle ilgilenmek demek dünyanın sorunlarıyla da güncel sorunlarıyla da ilgilenmek demek oluyor. O yüzden sizlerle bir arada olacağım bugün. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmayıp geldiğiniz için. Rica ederim. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Ne demek, teşekkürler. Ben size başlamadan önce bir soru sormak istiyorum. Size göre dünyamıza verdiğimiz kirlilik temelli en büyük zarar nedir? Aslında bu benden öte bilim insanlarının cevabıyla sera gazları diyebiliriz. Zaten bunun üzerine de birazdan bir sunum yapacağım. Çok daha rahat anlaşılması için, çok daha rahat anlatabilmek için. Sera gazları ve bunların içine de en ağır, en çok saldığımız karbondioksit. Dünyaya en çok zarar verdiren saldığımız gazlardan biri. Bunun üzerine biraz odaklanalım isterseniz. Ben bir sunum yapayım. Ve dinleyici arkadaşlarımıza aktarmış olalım. Buyurun. İzninizle paylaşıyorum ekranımı. Buyurun, söz sizde. Tabii hemen önce bir organizasyonumuzdan da bahsedeyim. The Climate Reality Project, eski Amerikan Başkan Yardımcısı Al Gore'un kurduğu bir gönüllülük programı. Bu programı biz Türkçe'ye çevirmeye çalıştığımızda iklim gerçeği diyoruz. Ve iklim krizinden ve çözümlerinden bahsediyoruz sunumlarımızda. Bu fotoğraf NASA'nın gerçekleştirdiği Apollo uzay programında dünyayı uzaktan gördüğümüz ilk fotoğraf. 1960'ların sonunda gördüğümüz ilk fotoğraf. Bundan çok kısa bir süre sonra 11. Apollo programıyla beraber dünyanın tam olarak bir yuvarlak olarak gördüğümüz bu güzel fotoğrafı çektiler ve bu fotoğraf sayesinde aslında dünyadaki sınırların insan eliyle çizildiği ve aslında dünyamızın hepimizin ortak evi olduğu gerçeğini görmüş olduk. Ancak maalesef bu güzel gezegenin, hepimizin ortak evi olan bu güzel gezegenin çok sert bir problemi var. O da iklim krizi. Bu iklim kriziyle alakalı da sormamız gereken sorular var. Ve ilk soruyu sormak istiyorum. Değişmek zorunda mıyız? Dünyamızı aslında yeryüzünden baktığımızda çok büyük zannettiğimiz ama aslında incecik, dünyaya ölçekli baktığımızda incecik tabak olan atmosfer çevriliyor. Ve maalesef biz her gün 2020 verilerine göre ölçtüğümüzde 162 milyon ton zararlı gazla dünyamızı zehirliyoruz. Yani 162 milyon ton dediğimizde Büyükçekmece gölünün hacmi diyebiliriz. Her gün bir Büyükçekmece gölü kadar zararlı gazı atmosfere salıyoruz. Atmosfer nedir ve şu an ne geçiyor atmosferin başından? Ondan birazcık bahsedelim. Dünyamıza güneşten gelen enerji atmosferden içeriye dalgalar, ışık dalgaları formunda geçiyor ve ne mutlu ki dünyayı ısıtıyor, bir parça yaşanabilir hale getirmeye çalışıyor. Dünyamızdan seken, geri dönen ışınlar, kızılötesi ışınlar dünyadan geriye uzaya gitmeye çalışıyor ve bunun bir kısmı atmosfer tarafından tutuluyor ve dünya bir parça daha ılımanlaşıyor ve daha bir yaşanabilir hale geliyor. Atmosfer bizim için çok kritik. Ancak maalesef biz bu atmosferi saldığımız gazlar nedeniyle kalınlaştırıyoruz ve uzaya gitmesi gereken ışınlar içeride kalarak dünyayı daha sıcak bir yer haline getiriyor. Peki bu zararlı gazlar nelerden oluşuyor? İnanın gündelik hayatımızdaki birçok detay bu gazlara sebebiyet veriyor. Bunun içinde büyükbaş hayvancılık da dahil maalesef. Yani günlük beslenmemiz, tarım da dahil, ulaşım da dahil. Ve tabii ki buradaki en büyük sorumluluğu biz fosil yakıt tüketimine bağlıyoruz. Fosil yakıt tüketimi nedeniyle ısınan dünyamızın en sıcak 20 senesi son 20 yıl ve daha da ağırı son 7 sene
en sıcak seneler oldu. Ve bu elbette hepimizin hayatını olumsuz etkiliyor. Başta tabii biz insanlık olarak düşünüyoruz ama insanlığın dışında da etkilediği detaylar var. Bu ısı elbette bir yerler tarafından emiliyor ve buradaki en önemli detay okyanuslar. Okyanuslar küresel ısınmanın en iyi emicilerinden bir tanesi ve maalesef okyanuslardaki sıcaklık artışının yarısı son 20 yılda gerçekleşti. Tabii ki bu okyanusların ısınmasıyla dünyadaki hidrolojik döngü etkileniyor ve buharlaşma artıyor. Buharlaşma arttıkça yağışlar artıyor ve yağışlar arttıkça da çok enteresan görüntüler ortaya çıkıyor. Bu görüntü 2018 yılının ikinci yarısında Amerika'nın Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinden çekilmiş Florence kasırgasının görüntüsü. Bu kasırgayla beraber Türkiye'nin Ege ve Akdeniz bölgeleri hacmindeki iki eyalet sular altında kaldı. Maalesef sağlıklı sorumlular sorumluluğumuz her yönden geliyor. Ben Türk gibi örnekler paylaşmak özel göstereceğim. Acı hikayeleri var. Ama bir diğer örnek de insanların hilelerinin denizleri okulunda okulunda buluşması. Isınan hava elbette çok daha fazla su buharını barındırabiliyor. Ve her bir derecelik sıcaklık artışı atmosferin su buharı tutma kapasitesini %7 arttırıyor. Ve bunların sonucunda 30 yıl öncesine göre %5 daha fazla su buharı şu an gökyüzünde dolaşıyor. Bunların da sonucunda dünyanın çeşitli yerlerinde çok değişik hava olaylarıyla beraber yağışlar gerçekleşiyor. Ani su baskınlarına sebebiyet veriyor bu yağışlar. Dünyanın her yerinden bu tip örnekler görebiliriz. Elbette bu yağışları bu fotoğrafta olduğu gibi hortumlar da takip ediyor. Bu örneklerin benzerleri Türkiye'de de bol bol yaşamaya başladık. Maalesef küresel olarak baskınlar ve aşırı yağış olayları 1980'e göre 4 kat daha sık gerçekleşiyor. Elbette okyanustan bu sıcak havayla beraber ciddi su kaybı yaşanıyorken tabii ki topraktan da bu nem dışarıya çıkıyor ve aslında tarım alanları olabilecek alanları yok etmeye başlıyor. Bu görsel de bu görselin nereden alındığını özellikle yazmak istemedim. Çünkü dünyanın her bir köşesinde göllerimizi, tarım alanlarımızı kaybetmeye başladık. Nehirlerimiz maalesef kurumaya başladı. Sıcak senelerde maalesef çok daha fazla yangın gerçekleşiyor. Solda gördüğümüz Fahrenheit dereceleri aslında çok yüksek olmayan ortalamaları gösteriyor bize. Sene genelindeki ortalamalar 3-5 derece değiştiği zaman yangın ihtimalleri çok daha fazla artıyor. Bu görsel, bu etkileyici görsel 2020 yılında daha çok yeni Kaliforniya'da çekilmiş bir görsel ve gün ortasında turuncu bir gökyüzü görüyoruz. Aslında 20 Ağustos 2020 gününde de Kaliforniya eyaletinin genelinde 360 noktada maalesef yangın olduğu verisi hepimize geçildi. Yine dünyanın her yerinden daha önce yağışlarda olduğu gibi yangınlarda da görsellerimiz var. 2019'un sonunda maalesef Avustralya'da çok ciddi yangınlar gerçekleşti. Bu trajik görsellerle baş başa kaldık. Biraz daha en azından Türk coğrafyasını etkileyen yerlere dokunmak istiyorum. Yakutistan'da aslına bakarsanız kutup bölgesi olan Yakutistan'da büyük yangınlar gerçekleşiyor. 2020 yılında bu görseller çekildi. Zombi yangınlar adı verilen toprağın altında, buzun altında, karın altında kalan alanların kış boyunca yanmaya devam ettiği, buzlar, karlar eridikten sonra yangının daha görünür olduğu zombi yangın tipleri var. Bunları araştırmanızı her dinleyiciye tavsiye ederim. İklim ilişkili olaylar ve bunlar sebeple küresel ekonomik zararlar maalesef her geçen sene artıyor. Her geçen 10 yıllık süreçte kendini katlamaya devam ediyor. Aynı zamanda bu sıcaklar sadece yaşam alanlarımız değil, yaşamadığımız buzul alanlarında ciddi değiştirmiş durumda. 1928 senesinde Arjantin'de çekilmiş bu fotoğraf Uppsala buzulunu gösteriyor.
ve maalesef 2014 yılına geldiğimizde Uppsala buzulunda çok büyük değişim var. Ya da Grönland'da, hepimizin buzul haliyle bildiğimiz Grönland'da da maalesef 1935 yılından 2013 yılına gelindiğinde büyük değişiklikler görüyoruz. Elbette bu buz kütlesi, eriyen buz kütlesi denizlere su olarak karışıyor ve eriyen buzullar okyanuslarımızdan şehirlerimize değişik etkiler oluşturacaktır. Bu video gayet güneşli bir günde, Florida'da, Miami şehrinde, şehrinde, yaşayınca yerden besleyecek şekilde suların geldiği ve şehrinde su bastırılıyor. Ve maalesef 2070 yılında riskli varlıklar şekillendirildiğinde az önce görselini gördüğümüz Miami sular altında kalacak gibi gözüküyor. Ancak nüfusa göre riskleri dağıttığımızda dünyanın çok büyük şehirlerinin sular altında kalacağı öngörülüyor 2070 yılında eğer biz aksiyon almazsak. Tabii bu insanların nereye gideceğini hepimiz düşünmemiz lazım. Yer değiştirdiklerinde nereye gidecekler? Ve elbette nasıl beslenecekler, su, yiyecek ihtiyaçlarını nasıl giderecekler, sağlık ihtiyaçları nasıl şekillenecek? Doğal olarak dünyadaki önemli kurumlar iklim değişikliğinin su ve yiyecek kıtlıklarına, sağlık problemlerine, şu an yaşadığımız gibi pandemilere, mülteci sorunlarına, anlaşmazlıklara ve doğa olayları kaynaklı yıkımlara sebep olacağını şimdiden hepimize söylüyorlar. Biraz yakın coğrafyaya geldiğimizde, Türkmen nüfusunda yaşadığı Urmiye Gölü'nün etrafında ne gibi değişiklikler olduğunu 84 yılından 2016'ya gösteren bu uydu çekimi acı gerçekleri ortaya koyuyor. Maalesef yine Türkmen nüfusunun çok olduğu komşumuz İran'da 2018 yılı çok yüksek kuraklığa, aşırı kuraklığa maruz kalındı. Buna ek olarak güneyden kuzeye doğru kaydığımızda yine Türkmen nüfusunun yaşadığı Kırım'da 2020 yılının bahar aylarında süre gelen kuraklık nedeniyle şebeke suyu halka dağıtılamadı. Dünyamızda hali hazırda yaşanamaz, yaşanılamaz dediğimiz bölgeler var ve bu fotoğrafta, bu ekran görüntüsünde koyu renklerle bunlar ifade edilmiş durumda. Eğer hemen aksiyon almazsak 2070 yılında taralı şekilde gösterilen alanlar yaşanılamaz hale gelecek ve yaşanılamaz hale gelecek alanlardaki nüfusun nerelere göç edeceğini göz önünde bulundurmamız gerekiyor ki bize Türkiye'ye çok yakın coğrafyalarda da çok riskli alanlar mevcut. Bu elbette bu ortam elbette sadece insanlığa değil insanlığın besinlerine de zarar veriyor ve besin krizi, gıda krizi önümüzde gibi gözüküyor. Ve elbette bunlar yanında beslenme sorunlarını, tıbbi sorunlarını da yanında getirecek gibi gözüküyor. Tıbbi demişken hali hazırda bir pandemiden geçiyoruz ve bu pandemiler güncel ulaşım teknolojileri sayesinde çok hızlı yayılabildiğini hepimiz gördük. Ve maalesef her geçen gün dünyamız ısındıkça tropik hastalıklarda kendilerine kolaylıkla yer bulacak bir zemin hazırlanmış oluyor onlar için. Bu gördüğümüz sivrisinek olarak adlandırabileceğimiz Aedes aegypti Zika virüsünü taşıyor ve her geçen gün onun da ulaşabildiği alanlar, ılıman iklim alanları büyüyor. Maalesef yine küresel ısınma nedeniyle yani hepimizin saldığı sera gazları sebebiyle tüm karasal çeşitliliğin %50'sini bu yüzyılın sonunda kaybedebiliriz. Yani aslında karbondioksitin bizlere maliyeti oldukça yüksek. Yani benim saydığım ve sayamadığım bir sürü maliyeti var. Ve doğal olarak küresel ekonominin de bir numaralı tehdidi olarak görüyoruz biz karbonu. Yani değişmek zorunda mıyız sorusuna cevabımız aslında zorunlu olarak evet. Peki değişebilir miyiz? Aslında evet değişebiliriz çünkü elimizde çözümler var. Hemen yeşil enerjiye odaklanmak istiyorum. Dünya genelinde 2000 yılında yapılan tahminde rüzgar türbinlerinin 2010 yılında 30 gigawata ulaşacağı düşünülmüş. 2010 yılına gelindiğinde çarpanlarımız çok çok artmış. 2020'de ise 24 çarpanla bu hedefimizi oldukça yüksek seviyelere taşımışız ve her geçen gün
kurulu enerji kapasitemiz rüzgar enerjisinde üstel bir şekilde artıyor. Ve güzel haber, kullanılabilir rüzgar enerjisi potansiyelimiz dünya nüfusunun elektrik ihtiyacını 40 katını karşılayabilecek seviyede ve dünyanın birçok ülkesi hızlı bir şekilde rüzgar enerjisine geçiyor. Diğer taraftan daha da bir parlak bir alan güneş enerjisi. 2002 yılında yapılan tahminlerde 2010 yılına kadar her yıl birer gigawattlık büyüme öngörülmüş. Ancak 2010 yılına geldiğimizde bu hedefi 17 çarpanla aşmışız. 2020 yılında ise bu hedefi tam 132 kat büyük bir erişimle katlamışız. Harika haberler ve aynı rüzgardaki gibi üstel bir şekilde ilerliyoruz. Rüzgardan daha geç yola çıkmış olmamıza rağmen güneş enerjisinde daha da hızlı bir yere doğru ilerliyoruz. Neden? Çünkü her teknolojide olduğu gibi, bilgisayarda, cep telefonunda olduğu gibi talep oluştukça teknoloji ucuzluyor. İçinde kullandığımız kristal silikon maddelerinin de maliyeti azalıyor. Yani ne kadar çok ilgi gösterirsek o kadar ucuzlayacak. Ve daha da güzeli, erişimin olmadığı, yani elektriğe erişimin olmadığı, altyapının olmadığı yerlerde insanlar artık güneş enerjisi panelleri kullanmaya başladı. Umarım Türkiye olarak bizler de bu tip teknolojilere bir an önce eğilim gösteririz. Bu örneğimiz Şili'den. Şili bu yolculuğa oldukça aslında geç çıktı. Dünyanın gelişmiş ülkelerinden çok daha geç çıktı. Ancak bir yönetimin kararlılığı sayesinde, ülke yönetiminin kararlılığı sayesinde şu an Şili inanılmaz bir yere doğru ilerliyor. Hatta görselini hep beraber bakalım. Evet, yaklaşık 10-15 saniye duraksadık ve 10-15 saniye boyunca Şili'nin nereye doğru ilerlediğini gördük. Bu ilerleme hepimiz için geçerli olabilir. Aslında daha da güzel haberimiz, güneş enerjisinin potansiyelini konuştuğumuzda ortaya çıkacak. Aslında dünyaya her saat gelen enerji, dünyanın bir yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde aslında kurtuluşumuzun güneş enerjisinde olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında hepimiz için önemli olan bir diğer teknoloji, enerji saklama, yani pil teknolojileri ve her geçen gün bu alandaki kapasitemiz de artıyor ve daha da güzeli 2040 yılına geldiğimizde sürekli bir üstel büyüme göreceğimiz öngörüsü var ve 2017'den 2018'e bile iki kat arttığını görüyoruz kapasitemizin. Diğer taraftan dünyada verimli aydınlatma teknolojilerinin çok ciddi kullanıma ulaştığını görüyoruz ve 2025 öngörülerinin de pazarın %95'inin LED ışıklarla kaplanacağını, domine edileceğini görüyoruz. Diğer taraftan dünyada çok ciddi bir elektrikli araç atılımı var. Ülkemizden de TOGG'u bu listeye gururla ekledik. Ve yollarda her geçen gün elektrikli araba sayısı artıyor. Yani değişebilir miyiz sorusunun cevabı da aslında basit. Evet, değişebiliriz. Çok zor değil. Asıl mesele değişme iradesi gösterip göstermeyeceğimizle ilgili. Özellikle Paris görselini kullandık. Çünkü dünya Paris Anlaşması ile çeşitli taahhütler veriyor. Bu taahhütlere dünyada 6 ülke daha evet demedi ve maalesef Türkiye bunlardan biri. Ama bu konuda umutluyuz. Türkiye'de mutlaka evet diyen ülkeler arasına katılacaktır. Ve dünya halkları, coğrafya fark etmeksizin hep beraber dünyaya sahip çıkalım demek üzere sokaklara dökülüyorlar ve hatta bazı ülkelerde bu konuya direkt ilgilenen partiler %20'ye yakın oylar alıyorlar. Doğal olarak seslerimizi, oylarımızı ve tercihlerimizi gelecek nesillerimiz, toplumlarımız ve ortak evimiz için kullanalım. Sesinizi, oyunuzu ve tercihlerinizi dünyanın geleceği size bağlıymış gibi doğrulardan yana kullanmanızı rica ediyoruz. Çünkü aslında dünyanın geleceği gerçekten size bağlı. Gelin bize katılın. Instagram'da bizi İklim Gerçeği sayfasından takip edebilir. Oradan bizlere ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim Elif, bize bu fırsatı sunduğunuz için. Çok teşekkür ediyorum Can Bey. Teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah bunu izleyenler de bir farkındalığa varır ve sizin de dediğiniz gibi seçimlerini, oylarını, geleceğini düşünerek hareket ederler. Umarım hepimizin temennisi bu yönde. Buyurun. Ben de teşekkür ederim. Hepimizin temennisi bu yönde.
Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.